Kaşar peynirimi de böyle üzerine serpiştiriyorum. Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Üstadı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere lezzetli mi lezzetli şahane bir patlıcan soslu penne makarna tarifi vereceğim inşallah. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok sevinirim. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle böyle bir kabımızın içerisine su dolduruyoruz. Ve burada 4 adet orta boy patlıcanım var. Patlıcanlarımı şu baş kısımlarını böyle kesiyorum. Tabii patlıcanlarımızı öncelikle yıkıyoruz. Ben yıkadım. Şu uç kısmını da kestim. Ve patlıcanımı böyle alacalı olacak şekilde soyuyorum. Patlıcanımı soydum. Şimdi böyle ortadan ikiye kesiyorum. Ve daha sonra da patlıcanlarımı böyle küçük küçük küp küp doğrayacağım bu suyun içerisine. Böyle küp küp doğruyoruz. Şimdi bu suyumun içerisine tuz da atacağım. Patlıcanlarımın hepsini doğradıktan sonra bu tuzlu suda bekleteceğim. Böyle 3 çay kaşığı atmamız yeterli. Şimdi patlıcanlarımın hepsini küp küp alacalı soyup küp küp buraya doğrayacağım. Evet, patlıcanlarımı küp küp doğradım. Bu böyle tuzlu suda biraz bekleyecek. Şimdi burada da 400 gram kadar mantarım var. Arkadaşlar 300 gram da olur. Ben böyle daha bir paket aldım. 400 gramdı bu. Bunu böyle bir geniş kabın içerisine döküyorum. Ve temiz bir şekilde şimdi mantarımı yıkayacağım. Evet, mantarlarımı temiz bir şekilde yıkadım. Onlar şöyle kenarda dursun. Şimdi arkadaşlar burada 4 adet orta boy domatesim var. Ve domateslerimin kabuklarını soydum. Şimdi bu baş kısımlarını da böyle kesip alıyoruz. Çünkü orası ağzımıza geldiğinde gerçekten de çok kötü oluyor. Şimdi domateslerimizi böyle küp küp doğruyoruz. Çok iri olacak şekilde değil. Böyle küçük küçük küp küp doğruyorum domateslerimi. Evet, domateslerimi de küp küp doğradım. Şimdi patlıcanlarımı böyle bir süzgeçle süzüyorum. Üzerine de tekrardan böyle bir su gezdiriyorum. İyice süzdüm. Şimdi de böyle tezgahımızın üzerine bir tane temiz mutfak havlusu seriyoruz. Üzerine de böyle kağıt havlu seriyoruz ve patlıcanlarımı üzerine döküyorum. Şimdi patlıcanlarımı kurulayacağım. Bunu böyle kenara alıyorum ve patlıcanlarımızı böyle kağıt havluyla güzelce kuruluyoruz. Hatta biraz daha kağıt havlu alıyorum. İyice kurulayacağım. Daha sonra da patlıcanlarımı böyle tavama yağımı koydum. Ocağımın altını da açtım. Böyle bir miktar tavamızın içerisine yağ koyuyoruz. Daha sonra da bu patlıcanlarımızı bu kızgın yağın içerisinde kızartacağız. Patlıcanlarımı kuruladım. Şimdi kızgın yağın içerisine hepsini atıyorum. Evet, patlıcanlarımın hepsini aldım tavamın içerisine. Böyle ara ara karıştırarak patlıcanlarımı hafif pembeleşene kadar kızartacağım. Arkadaşlar burada da böyle derince bir tenceremin içerisine böyle 1,5 litreden fazla, biraz fazla su koydum. Ve suyum kaynamaya başladı. İçerisine böyle 500 gram, yani bir paket kalem makarna döküyorum. İstediğiniz herhangi bir makarnayı da kullanabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Şimdi makarnamı fırının içerisine döktüm ve içerisine tuz atacağım. Ve böyle bir çay kaşığı, hatta yarım çay kaşığı daha tuz ilavesi yaptım. Şimdi makarnamı güzelce haşlayacağım. Çok fazla hamurlaştırmıyoruz. Güzel bir şekilde haşlıyoruz makarnamızı. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımız böyle hafif güzel bir şekilde pembeleştiler, kızardılar. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve bu kızaran patlıcanlarımı böyle bir kevgir yardımıyla ayrı bir tabağın içerisine alıyorum. Böyle yağını da süzüyoruz. Patlıcanlarımı ayrı bir tabağın içerisine aldım. Arkadaşlar, makarnam da haşlandı. Makarnanızın haşlanıp haşlanmadığını
böyle bir tane alıp yiyerek de anlayabilirsiniz. Çok fazla dediğim gibi hamurlaştırmayın. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve makarnamı böyle bir kevgir koydum böyle tezgahımın içerisine. Şimdi makarnamı böyle süzeceğim. Üzerine de böyle biraz soğuk su gezdiriyorum. Makarnamız süzülürken şimdi de arkadaşlar mantarımızı doğruyoruz. Mantarınızı ister böyle bir tahtada doğrayın, isterseniz de elinizle doğrayın. Temiz zaten yıkamıştık, temizlemiştik. Böyle mantarımızı çok küçük bir şekilde böyle gördüğünüz gibi bu şekilde doğrayacağım ben. Şimdi bütün mantarlarımı küçük bir şekilde doğrayıp ayrı bir kabın içerisine alıyorum. Evet arkadaşlar, mantarlarımı da küçük bir şekilde doğradım. Şimdi böyle bu tavamı, geniş bir tavamı ocağımın üzerine aldım. Çünkü bu tavam küçük, buna sığmaz. Bu tavamın içerisindeki patlıcanları kızartmıştım bu yağla. Bu yağımızı israf etmiyoruz. Bunu böyle geniş bir tavamın içerisine döküyorum. Arkadaşlar içinde çok fazla yağ yoktu. Yani böyle çok küçük çay bardaklarıyla belki bir tane bile yoktu içerisinde. Şimdi onu iyice süzdüm. Bu tavamı kenara alıyorum. Aslında başta patlıcanımı bunun içerisinde kızartsaydım daha da güzel olurdu. Hiç süzmeme de gerek kalmazdı. Şimdi ocağımın altını da açtım. Burada da böyle 6 adet küçük diş olacak şekilde sarımsağım var. Sarımsaklarımı çok küçük bir şekilde doğradım. Arkadaşlar sarımsağınızın dişleri büyükse 4 diş de doğrayabilirsiniz. Şimdi bu sarımsaklarımı tavamın içerisine alıyorum. Ve böyle 1 dakika kadar soteleyeceğim sarımsaklarımı. Bu arada arkadaşlar bu tarifin yarısını da yapabilirsiniz. Yani eğer size çok fazla geliyorsa bütün ölçüleri yarıya indirerek az da yapabilirsiniz. Ama benim çocuklarım çok seviyorlar makarnayı. Özellikle de bu patlıcan soslusunu daha çok seviyorlar. O yüzden ben böyle yapmışken de tam da ölçü olsun diye size bu tarifi vermek istedim. Sarımsağım sotelendi. Şimdi de içerisine mantarlarımı alıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar 300 gram da mantar kullanabilirsiniz. Yani 400 gram daha ben almıştım. Mantarı da çok sevdiğimiz için öyle içerisine kattım. Şimdi mantarlarımı da böyle soteleyeceğim güzelce birkaç dakika. Evet arkadaşlar, mantarlarım önce suyunu saldı, daha sonra da suyunu iyice çekti ve 10 dakika kadar mantarlarımı soteledim. Şimdi de küp küp doğranmış olan domateslerimi içerisine alıyorum. Ve karıştırıyorum. Şimdi domateslerimi de güzelce pişireceğim. Şimdi bu aşamada tuzunu da ilave edeyim içerisine. Ocağımın altını da orta ateşe açtım. Arkadaşlar tuzunu tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bu malzemelerin yarısını da yapabilirsiniz. Böyle tamamen damak zevkinize bırakıyorum. Çünkü makarnada da tuz var. Böyle 2 çay kaşığı dolusu attım. Daha sonra tuzuna bakacağım. Tuzu az gelirse ilave edeceğim içerisine. Şöyle bir tekrardan karıştırıyorum. Ve karabiberini de ilave ediyorum. Karabiberini de böyle 1 çay kaşığı dolusu serpiştiriyorum. Eğer çok fazla sevmiyorsanız yarım çay kaşığı da katabilirsiniz karabiberini. Ve tekrardan karıştırıyorum. Tenceremin kapağını kapatacağım ve domateslerim iyice yumuşayana kadar pişireceğim. Evet, sosumuz burada pişerken şimdi de makarnamızı kavuracağız. Arkadaşlar genişçe bir tenceremizin içerisine
böyle margarini aldım. Margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Böyle 3 yemek kaşığı da sıvı yağ döktüm. Şimdi yağım eriyince makarnalarımı içerisine alacağım. Yağım ısındı. Şimdi de makarnalarımı içerisine alıyorum. Evet, makarnamı güzelce kavuracağım. Arkadaşlar, makarnaya tuz atmıştım. Eğer tuzsuzsa tuz atarsınız siz de damak tadınıza göre. Şöyle bir karıştırayım. Ben de tuzuna bakacağım. Tuzsuzsa ilave edeceğim. Evet, makarnamı güzel bir şekilde kavurdum. Arkadaşlar, bir çay kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Siz de dediğim gibi damak zevkinize göre ayarlarsınız. Şimdi bu ocağın altını kapatıyorum. Burada da patlıcanlı mantarlı sosumuz pişti. Bakın, domatesler çok güzel bir şekilde pişmiş. Gayet de güzel görünüyor, nefis bir şekilde. Şimdi burada kızartmış olduğum patlıcanlarımı içerisine döküyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Böyle 1-2 kaynarda böyle patlıcanı döktükten sonra getiriyorum ki böyle güzelce sosumuz özleşsin. Daha sonra da ocağın altını kapatıp servis tabağına yemeğimizi alacağız. Evet arkadaşlar, sosumuz pişti. Zaten pişmişti. Patlıcanı döktükten sonra da böyle 1-2 taşım kaynatmamız yeterli geldi. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. O kadar lezzetli bir sos ki bunu böyle ekmekle insan yiyebilir. Çok güzel çünkü tadı. Şimdi servis tabağımızın içerisine önce makarnamızdan alacağız. Şöyle makarnamızdan alıyoruz. Arkadaşlar, dilerseniz bu makarnayı ya da bu sosu makarnanın içine dökerek de karıştırabilirsiniz. Yani öyle de çok lezzetli olur. Ya da şu an benim yaptığım gibi de servis yapabilirsiniz. Böyle sosumuzdan da makarnamızın üzerine bu şekilde döküyoruz. Bu kadar yeterli. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi de burada rendelemiş olduğum kaşar peynirim var. Kaşar peynirimi de böyle üzerine serpiştiriyorum. Gerçekten de muhteşem bir lezzet. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Arkadaşlar, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.